AK Parti İzmir'de 14 ilçe başkanı, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı ve meclis üyesi adayı olmak için istifa etmişti biliyorsunuz. 14 ilçede teyemmül yoklamaları yapılmış ve sonuçlar AK Parti Genel Merkezi'ne bildirilmişti. İzmir'de 12 yeni ilçe başkanı belli oldu, ikisi haricinde. Menderes ve Narlıdere haricinde belli oldu efendim. İstifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni ilçe başkanlarının ataması gerçekleşti. Bu kapsamda hemen kısaca belirtelim. Bayraklı ilçe başkanlığına eski meclis üyesi Tarkan Düzman, Beydağ ilçe başkanlığına Mustafa Tekin, Buca ilçe başkanlığına meclis üyesi İbrahim Şengöz, Çeşme ilçe başkanlığına Pınar Özen, Çiğli ilçe başkanlığına teşkilat başkanı Oktay Özdemir, Foça ilçe başkanlığına Ümit Aslan, Gaziemir ilçe başkanlığına İsmail Yaşadı, Karşıyaka ilçe başkanlığına Selahattin Köse, Kemalpaşa ilçe başkanlığına Metin Yaşar, Kiraz ilçe başkanlığına İsmail Hancı, Tire ilçe başkanlığına Abdülkadir Uğurlu, Urla ilçe başkanlığına Ömer Tiryaki atandı. Bu atamalarda aslında AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı damga vurdu efendim. Şimdi ekranlara gelecek hazırladığımız haber kapağı. Bilal Saygılı rüzgarı diyoruz efendim biz buna. Göreve geldiğinden beri yaptığı saha çalışmaları ve açıklamalarla aslında İzmir gündemine damga vurdu Bilal Saygılı ve fazlaca da hareketlilik getirdi teşkilata, AK Parti teşkilatına. Görünen o ki yerel seçimde de oldukça sıcak saatler yaşayacak AK Parti teşkilatı. Oldukça da iddialı AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı. Ben Cumhurbaşkanı'na söz verdim. O sözün yerine getirilmek için gece gündüz demeden de çalışacağım diyor. İzmir'in çocuğuyum. İzmir sokaklarını karış karış biliyorum. İzmir'in derdini biliyorum, sorununu biliyorum. Çözmek için de var gücümle, teşkilatımla beraber çalışacağım diye göreve başlamıştı AK Parti Bilal Saygılı. İşte son yapılan 15 ilçe başkanının istifası alındı. Gerek belediye başkan aday adayı, gerek meclis üyesi adayı olmak için istifa ettiler. Yenileri atandı. 12 tanesi atandı. Biraz önce isimlerini söyledim. Ama burada dikkat etmesi gereken, İzmir kamuoyunun dikkat etmesi gereken bir şey var. Bilal Saygılı rüzgarı esiyor efendim. Oldukça da iddialı Bilal Saygılı, biraz önce söylediğim gibi. İzmir için 24 saat esaslı çalışacağız diyor. Anladığımız kadarıyla, biraz önce söylediğimiz gibi, oldukça hareketli sıcak saatler bekliyor AK Parti teşkilatlarını. 24 saat sahada olacağız diyor. Gerekirse vardiya usulü. Ama İzmir'i bir saat boş bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımıza sözümüz var diyor. Bunu da yaptığı icraatlar, eylemler ve gösterdiği kararlılıkla çok da belli ediyor Bilal Saygılı. Umarım yolu açık olur Sayın Başkan Saygılı'nın. Niyeti hayır, akıbeti de hayır olur inşallah.